son 30 yılın en kurak mevsimi, son 100 yılın en kurak 5. mevsimi geçirmesine rağmen, bunu rakamlarla açıklayabilirim. DSİ kayıtlarına göre şükürler olsun biz 2020 yılı içerisinde hiç bir şekilde insanımıza su kesintileri, yapılan belirli tamirat çalışmaları dışında su kesintileri uygulamadık. Ama suyla alakalı sıkıntılı bir süreci ülke olarak geçiyoruz. Bu sadece bizim değil, ülke olarak komple sıkıntımız. Değerli arkadaşlarım, biz bir taraftan makro planlar yapıyoruz. Yani kısa ve orta vadede. Gölbaşı'nın da buna katılmasıyla alakalı yapılacak çalışmalar. Ama asıl bizim hedef projemiz, ki dönemimiz içerisinde bitirmeyi arzu ettiğimiz, Ocak sonu itibariyle inşallah DSİ'den projesini alıyoruz. Çınarcık Barajı'nın Bursa'ya ulaştırılması, 4 tane depo ve arıtma tesisiyle bunun desteklenmesi gibi tarihi bir proje, inşallah bu şehrin envanterine katacağız. Nilüfer Barajı'ndan ve Doğancı Barajı'ndan sonra. Evet, şu an Nilüfer ve Doğancı Barajı'mızın olduğu bölgede yağışlardan kaynaklanan bir diz sıkıntı var. Kıymetli arkadaşlar, şöyle bir rakam vereyim. Bursa'da son 30 yıl içerisinde 20 Kasım tarihinden sonra hiçbir şekilde kuyu takviyesi yapılmamış. Ama bu yıl yaşadığımız bu kuraklık maalesef kış boyu devam etmesini sağladı. Bu durumun devam etmesine sebep oldu. Allah'a şükürler olsun, öngörümüz o kadar iyiymiş ki 75 tane yeni kuyu açtık. Eğer bu 75 kuyuyu biz 2019 yılı sonunda ve 2020 başında açmasaydık, kıymetli arkadaşlar, biz Bursa'da şu an su kesintileri yapmak zorunda kalabilirdik. Hasılı benim kısa vadeli istirhamım şu. Lütfen kendi malımızı, paramızı, emtiamızı, nihayetinde bu suya bedel ödüyoruz. Camide, şadırvanda abdest alıyor olsak da, evimizde elimizi yıkıyor olsak da, yüzümüzü yıkıyor olsak da, dişlerimizi fırçalıyor olsak da, kadın, erkek, yaşlı, genç, her bir vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluklar var. Lütfen tasarruflu davranın. Duş alırken de, klozeti kullanırken de, az önce dediğim iş ve işlemleri yaparken de lütfen herkes dikkatli davransın. Dün toplantımızı gerçekleştirdik, genel durumumuz nedir diye. Normal şartlar altında hiçbir yağış olmasa bile 75 günlük su ihtiyacımız var. Beklenen yağışlar var. Bunun yanında kısa vadeli takviye etmeyi düşündüğümüz bazı kaynaklar da var. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla biz Bursalı hemşirelerimizin su sıkıntısı yaşamaması adına elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hiç kimse bu konuda paniğe kapılmasın. Ama inancımızın gereği olarak da israf haramdır. İsraf etmeden doğru ve sağlıklı bir şekilde her bir kardeşimiz, çünkü herkes bir su tüketicisi nihayetinde. Dediğim gibi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Biz sadece bu noktada tasarruflu davranalım ve sorumluluklarımızı yerine getirelim. Nasip olursa inşallah ocağın ikinci haftası bununla alakalı daha geniş düzeyde hem üniversitelerimizin de hem özel sektörün de içine katıldığı biraz daha orta ve uzun vadeli süreçle alakalı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Bizatihi kendimin başkanlık edeceği. Kısa vadeli su yönetim planımızla alakalı çalışmalarımız var zaten. Nerede ne ihtiyacımız var, nerede ne sıkıntısı var noktasında. Allah'a hamdolsun Bursa Büyükşehir Belediyesi pandemi süreci devam ederken 70 yıldır suyu olmayan mazlumlara da Geyne'ye de su verdi. Efendime söyleyeyim, Kemalpaşa'nın farklı köylerine de suyu ulaştırma imkanına sahip oldu. 70 yıldır, 80 yıldır suyu olmayan köylerdi bunlar arkadaşlar. 30 haneli, 40 haneli, 50 haneli köyler. Biz inşallah 3 milyondan fazla nüfusa sahip Bursa'mızı susuz bırakmamak adına eldeki kaynakları en maksimum verimlilikle kullanıp bu süreci devam ettireceğiz. Bu şekilde de bilinmesini arzu ediyorum.